Genellikle hastalarımız doktorlarından memnun oldukları takdirde ya sözlü teşekkürde bulunurlar ya bir e, basın aracılığıyla teşekkür ilanı verirler ya da e, şimdi artık sosyal medya geçerli olduğu için sosyal medya üzerinden teşekkür ederler. Bugün biz bu geleneği tersine çevirelim. Biz hastalarımıza teşekkür ederim. E, neden teşekkür ediyoruz? Sonuçta hasta olarak bize gelen e, tüm e, hastalarımızın ciddi sorunları var. Bu sorunları bir, dinlemeye çalışıyoruz. iki değerlendirmeye çalışıyoruz. Üç, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Dört, işlem yapıyoruz. Beş, bu işlemler sonrasında ortaya çıkan e, ağrı, sancı, şişkinlik, hazımsızlık veya benzeri problemleri gidererek hastamızı evine göndermeyi ve sonrasında tekrar geldiği zaman ona mevcut olan elde ettiğimiz verileri sunmaya çalışıyoruz veya hastaneye yatırıyoruz, hastanede izliyoruz. Bütün bunları bir süreç içerisinde ve kısa zaman içerisinde hastayı iyi dinleyerek, iyi anlayarak derdini tam olarak bize nasıl anlatması gerektiğini dikkat ederek anlamaya çalışıyoruz. Ama her biri için dünya standartlarında zaman ayırabiliyor muyuz? Genelde ayıramıyoruz. Dünya standartları da zaman e, nüfusu az olan e, toplumlardaki hasta-doktor ilişkilerinde 20 dakika, yarım saat hasta dinleme mümkün. E, bizde ise nüfusumuz o kadar yoğun ki hizmet alınması gereken yerler ve kaliteli olan birimler o kadar az ki hasta geldiği zaman bu hastayı çözmek için daha kısa da zamanımız var fakat Sorun gene sorun. Hasta gene ciddi bir problemle karşımıza geliyor ve bizim de hata yapmamamız gerekiyor. Bu kargaşayı düzgün bir şekilde getirebilmek için pür dikkat hastaya dinliyoruz. Hastalar da bizi sorunlarını anlatırken süzülmüş olan bilgiyi anlattıkları için oradan sonuca varmaya çalışıyoruz. Bu süreçleri hastanın lehine çevirebilmek için kendi gayretlerimizi sarf ederken o aşamaları ilerlediğimizde hastalara kendi hastalıkları ile ilgili bilgi verme aşamasında e, sosyal medyanın bize sunduğu, sayın yönetmenimiz e, Ozan Büyübür'ün bize sunduğu imkanlarla ilgili olarak şöyle bir sayfamız var. Bu sayfayı birçok yöntemle QR koduyla veya cihaz aracılığıyla hastaların telefonlarına yüklüyoruz. Telefonlarını yüklediğimiz yerde sizlere pek çok zaman canlı veya canlı olmayan yayınlarda elde ettiğimiz videoları bu sistemin içerisine yerleştirmiş durumdayız. Bu videoları e, saptayarak hastalara diyoruz ki bizi bir daha gelmeden önce lütfen sizinle ilgili olan videoları izleyin, e, not alın ve ben bu notları bir mutlaka bir bize istedim. sorun, sesimizi kısalım. <laughs> şu şekildeki görüntülerle herhangi bir konuyu yarım saat, bir saat şeklinde ayrıntılı olarak anlatma, bazen de 4-5 tane videoyla arka arkaya anlatma söz konusu. Fakat bu bize şunu kazandırdı. Hastaya oturup uzun süre anlatamadığımız bilgileri sosyal medyanın bize sunduğu bu sistem aracılığıyla verme şansını elde ettik. Hastalarımıza teşekkür nereden geliyor? Bu konuya çok ilgi gösterdiler ve kendileri gerçekten bunun önemine vakıf oldular. Bize yardımcı olmak için eve gittikleri zaman gerek kendileri gerek aileden yardım alacakları kişiler aracılığıyla pek çok konuda videoları izliyorlar. Bu bizim için teşekküre layık bir davranış çünkü her kişi kendiyle ilgili ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Diyoruz ki sende mide fıtığı var, sende gasit var, sende reflü var, sende ülser var, sende iltihabi bağırsak hastalığı var, sende hepatit B var, karaciğer, sirozoban, karaciğer nakline gidiyorsun gibi pek çok problemle onları karşılıyoruz. Bunları harcayacakları zamanla ilgili olarak da Videoyu izleme, geri alma, tekrar izleme, durdurma, nota alma, tekrar izleme şansını değerlendiriyorlar. O nedenle bizlere olan bu yardımları sayesinde gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. İlgimizi biz eksik etmemeye çalışıyoruz ama muayene ortamında hastane işlemleri, hastane işlemleri sonrasındaki hastanın hafif baygın olması, kendini rahat hissedememesi, Bulantısı, şişkinliği süresi içerisinde bir de biz ısrarla şu bilgi de önemli, bu bilgi de önemli diye anlatmaya çalıştığımızda hastanın bunu anlaması çok zor. Ama eve gittiğinde reçetesinden tutun hastalığına kadar, hastalığın izlemine kadar pek çok bilgi var bunun içerisinde. Bu bilgi sayesinde hasta kendine ne yapıldığını, neyle karşı karşıya olduğunu ve tür bir diyet uygulaması gerektiğini, daha sonrasında takiplerde neler yapılacağını anlatıyor. Bunlarla ilgili bizlere geri dönüşümlerinizde ilgilendiğinizi görüyoruz. Bizden istediğiniz başka bir şey olur, bizleri uyarır iseniz biz de memnun oluruz. Yani bize bir gön e, verirseniz şu da olsa, bu da olsa, şöyle de olsa diye bize e, fikir verirseniz gerçekten onların yerine getirmeye çalışırız ama başladığımız bu uygulamanın yetirdiği süreç içerisinde hastalarımızın bize uyum konusunda göstermiş oldukları ilgi ve alakaya son derece teşekkür ederiz. Dilerim daha yararlı olabileceğimiz yöntemlerle sizlere ulaşma şansımızı arttırır ve sizlerin hastalıklarla ilgili konuyu kavrama yeteneğinizi daha da arttırma şansını elde edebiliriz. Teşekkür ederim.